Şimdi 2011'de benim babam vefat etti. Öncelikle sırf ölümden başlıyor ya, ya delilleri karartma süreci. Şimdi benim babam aslında 12:40 geçe vefat etti. Hopa Devlet Hastanesi'nde 12:40 geçe vefat etti. Ondan sonra Trabzon Adli Tıp'a gidiyor işte şey yapılması için, otopsi yapılması için. İlk raporda babamın ölüm tarihini 2:40 yapıyorlar. Ya yani 14:20 yapıyorlar. O da Tayyip Erdoğan'ın Hopa'ya gelme saatine yakın. Tayyip Erdoğan 1:30'da falan geliyor. Bu sinsiyle bu ilk başta böyle başladı. Ondan sonra biz bu adli tıp raporunun karartılacağını düşündüğümüz için Türk Tabipler Birliği'nden de alternatif adli tıp raporu talep ettik. Onlar da bize yardımcı oldular. Sonuçta 11 ay kadar süreyle ilk şey çıktı. Hatta Aralık ayı filandı galiba, tam hatırlamıyorum. Adli tıp raporu çıktı. Trabzon adli tıp raporu. Orada kendinden olan kronik rahatsızlığından dolayı diye bir rapor sundular bize. Ama Türk Tabipler Birliği de kullanılan kimyasalların buna yol açabileceğinin üstünde durdu. Bu şekilde bizim dosyamızda iki tane adli tıp raporu oluştu. Bizim buradaki savunmamız, benim babam çok sağlıklı bir insandı. Onu yani tanıyan 100 kişiye sorun, 100'ü de söylerdi çok sağlıklı olduğunu. Hiç bir sıkıntısı da yoktu sağlıkla alakalı. Biz bunun üstüne gittik. O süreç boyunca da 9 yıl geçti. Tabii olayları artık, yani bu davayı uzaklaştırmak için mi yapıldı, ya soğutmak için mi yapıldı bilemiyoruz. Ama bizim dosyamızda iki tane rapor var. Biz de bunun üstüne gitmeye başladık. Ve savcı da, yani buruk bir sevinç mi diyeyim, yani tam kelimeleri de seçemiyorum, Türk Tabipler Birliği'nin raporunu göz önüne aldı şu anki savcı. Dedi ki evet, dedi, bu kimyasal silah bundan dolayı ölmüş olabilir. Dava bununla başladı. Ya yani şu anki 24 Aralık'taki görülecek dava bunun üstüne kuruldu gözükülüyor. Oradaki 13 polis bundan yargılanacak. Davanın genel şeyi bu. Bizim tam 2013'ün Nisan ayıydı herhalde. Ankara'da bizim idare mahkememiz vardı. Biz ilk dava orada görüşüldü. Oradan biz red yedik. Ya orada İçişleri Bakanlığı'nda soruşturuluyordu. Oradan bizi reddettiler. Biz de o davayı Danıştay'a gönderdik. Hala Danıştay'dan bir sonuç. Bu süre zarfında da sürekli avukatlar itiraz edecek. Hani niye bu sonuçlanmadı diye itiraz edeceğim devam etti. 9 yıl boyunca bunlar devam etti. Ki yani bu bizim hani ailesel görüşümüz. 2015 yılından sonraki süreçten sonra malum eski şahıslarla ortaklıkları bitince bu iş sanki hızlanmış gibi oldu. Araştırmalarımıza göre de bu yargılanacak polislerde birkaçı FETÖ'den de yargılanmış polisler. Herhalde sonuç sizin de anlayacağınız şekilde oy öğene gidiyor gibi. Ya öncelikle tabii ben o zaman üniversite okuyordum. İzmir'de okuyordum. Ya, bayağı zor geçti. Her zaman ailede de çok sıcaktı ve de maalesef bizim için Metin Hoca'nın yeri de çok farklıydı. Ya, babamın da yeri çok farklıydı ailede ve çevrede. Böyle olunca sürekli sorulması, işte ne oluyor? Artık yavaş yavaş herkesin umudunun hatta bitmişti de diyebiliriz yani artık 5 yıl sonra. Bu üstü olmayacak. İşte zaten biliyorsunuz siz daha da hani fikir sahibisiniz. Bu siyasi davalar sürekli yok zaman aşımına uğruyor. Bizim içimizde her zaman bir şey vardı hani bu bir gün olacak çıkacak diye. 9 yıl sürdü. O da ben şeye karar verdim. Artık her doğa olayı benim babamın ismiyle anılıyordu. Her babamın ismi de doğa olaylarında çıktığı zaman hep bu dava soruşturuldu. En son Giresun'daki o doğal afette de, ki doğal afet değil, HES'lerin yüzünden olan bir maddi ya da can kaybına sebep olan bir afet. Orada da benim babamın ismi alınca artık ben dedim bu süreci o yüzden hızlandırdılar. Ki artık bitirelim, bakın biz Metin Okumcu'ya da adaleti getirdik. Ki onların tabiriyle artık ne kadar adalet getirecekleri tartışılacak bir konu. Ben öyle olduğunu zannediyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum yani. Daha doğrusu aile olarak öyle olduğunu düşünüyoruz. Onun için çok güzel bir anı var. Ben üniversiteye kazanmıştım. Benim babam ben üniversiteyi kazanabileyim diye Samsun'a yerleşti. Hep sürekli köye gitme hayali vardı. Emekli olmuştu çünkü. Ben üniversiteyi kazandım.
O sene ben İzmir'e geliyorum. Hatta Hopa'dayız. Bizde biraz atmacacılık da var Laz olduğumuz için. Atmacacılığı da çok seviyoruz. Eylül ayı da tam atmaca zamanıdır. Baba dedim, artık dedim, sen dedim Samsun'a ne zaman geçersiniz dedim. Oğlum dedi, benim için Samsun artık bitti dedi. Dedim niye? E dedi, artık dedi Karadeniz için bir şeyler yapmanın vakti geldi. Ben de topraklarda artık bir şeyler yapacağım dedim. Ben 2009'da üniversiteye gittikten sonra babam sürekli Karadeniz'deydi. Samsun'a belki de ya toplamda 3 ay gitmiştir 2 sene boyunca ya da 4 ay. Neyini varını yoğunu sürekli Karadeniz'de toprakları için uğraştı orada yani. Oradaki halk için uğraştı. Yani Hopa kesiminde babama zaten yani Metin Hoca derlerdi. Ayrıca küs olanları barıştırırdı. İşte bir ortak bir çözüm varsa babamı konuştururlardı. Bir sorun varsa Metin Hoca bu işi ne yapabiliriz de aramızda en çok demokrasiyi savunan sensin derdi. Onu konuştururlardı. Ki keza da o gün ya ölmeden yarım saat önce ben konuştum. Dedi ki oğlum dedi burayı dedi başka bir şey için gelmişler dedi. Biz dedi olmazsak 3-5 kişi daha saydı orada büyüklerden. Biz olmasak dedi burada çok can yanacak dedi. Bu gençlere yazık olur burada oğlum dedi. Yani ondan sonra zaten vefat etti. Orada başka insanlara, daha gencecik insanlara bir şey olmasın diye kendini feda etti orada. Yani tabii ki her zaman doğasını savunuyordu. İlk HES'ler geldiği zaman bize HES'in ne kadar kötü olduğunu kendisi Rize'de ikizlere bizi getirerek gösterdi zaten. Çocukluğumuz bizim o HES'lere gidip ne kadar kötü olduğunu göstererek geçti. Yani biz onun bilincindeydik ve öğrencileri de bilincindeydi. O günkü orada da kendisini feda etmesi de zor. Başka zaten hani başka insanlara bir şey olmasın diye kendi gitti yani. Ya bir, bence onun iki sebebi var. Bir, hakimin yani davadan çekinmiş olma durumu olabilir. Çünkü sonuçta Hopalı bir yani Türkiye'ye mal olmuş bir dava. Hakimin çekinmiş olur. İkinci gerekçeyi hiç düşünmüyorum. Bugüne kadar yani Hopa'da biliyorsunuz siyasi bir memleket Hopa. Muhalif bir memleket. Her zaman muhalif olmuştur. Yani her şeye muhalif olmuştur. Bugüne kadar hiçbir şekilde güvenliğin ya da başka birisinin bir zarar gördüğü bir olay olmadı Hopa'da. Ya da bir miting olmadı. Ne yapılırsa ya polisin kendisine yapılan saldırıyı püskürtmek amaçlı kendini savunmuştur. Ya da meşru olacak şekilde basın açıklamasını yapmıştır. Tepkisini sunmuştur ve dağılmıştır. Hopa'nın politik yapısı budur. Hopa'da hiçbir zaman ne kavga olmuştur, ne cinayet işlenmiştir siyasi o yani şey olarak ki son süreçlerde. Hiçbir şey olmazdı. Bunun güvenlik gerekçesi alınması tıpkı Gezi olaylarındaki alınması gibi, ta önceki Gazi olaylarındaki olması gibi. Yani siyasi bir hamle gibi düşünüyorum ben bunu. Ve buna karşılık bizi de bekletmesi de siyasi bir hamleydi. Biz de sonuna kadar onlar nereye kadar götürebiliyorsa biz de peşine gideceğiz. İstiyorsa Fizan'a götürsün oraya gideceğiz biz. Ya şimdi biz 9 sene bekledik bu davayı. Yani hasbelkader davamız açıldı. Bir ay öncesinde sürekli biz dava takip ettiğimiz için hakimin güvenlik gerekçesiyle nakil dilekçesini gördük biz. Bunda hiçbir problem yok dedik. Hani ki bunu avukatlar bekliyordu. Ulaş dedi hani böyle bir şey olabilir dedi. Ama bizim önceliğimizde de Hopa'dan. Biz de Erzam. Çünkü ya bu benim babam Hopa meydanında vefat etti. O zaman Hopa'da olsun yani bunun davası. Onun bir dünya arkadaşı var, dostu var, dava arkadaşları var ki Hopa'da o dönem kaç tane tutuklanan insan var. Onların da söyleyecek bir şeyleri var orada. Sadece benim babam tamam vefat etti orada. Ama orada kaç tane insan o günü zindanda geçirdi. 3-5 günü tutuklu geçirdi. O insanların da ki sakatlanan, darp edilen bir dünya insan oldu orada. Sadece yani evet benim babam vefat etti bir dava açılıyor. Ama orada Hopa halkının söyleyeceği çok şey var o dava için. Biz niye tepki olarak ailesi olarak katılmama kararı aldık? Bu dava siyasi bir yani ne diyeyim size uğraştırma çabası gibi oldu. Birçok insanı Hopa'ya getirelim ama getirdikten sonra saat 10'da dava olacak ki bizim düşüncemiz bu ayrıca. 5 dakika dava sürecek. Ben diyecek güvenlik gerekçesiyle bu davayı Ankara'ya gönderdim. Ankara'da neresi karar verirse orada görülecek. Açıkçası bize yapılan bu kadar 9 yıl bekledikten sonra
yapılan şeyi biz doğru bulmadık. Biz de pasif direniş hakkımızı kullandık. Onlar, yani belki de onların istediği, biz oraya yığınlar, yani biz çağrı yapalım, kalabalık gelelim. Aha, bakın biz bu güvenlik gerekçesiyle nakdini istemiştik. Ama ben de diyorum ki, o güvenlik gerekçesiyle istiyorsunuz, ben gelmiyorum. Yani biz ailesi olarak katılmıyoruz oraya. Siz nerede, ne zaman isterseniz duruşma saatini verin, biz o zaman geleceğiz. Bizim talebimiz bu. Ve bir aydır da bir süredir bekliyoruz biz onu. Biz gene böyle bir çağrı yapmayacaktık. Ama son 3 gün kaldı artık. Bizim başka bir çare bulamadık kendimizi. Ya ben şunu istiyorum. Daha doğrusu ben değil de bütün, yani insanlar bir silah ve insanı öldürmeye neden olabiliyor. Ve babam da bu konudaki ilk dava, yani emsal gösterilecek bir dava. Bizim tek gayemiz bu biber gazının ya uluslararası standartlarda kontrol olunması. Yani bu bir ölüm aracı oldu. Nasıl bir silah kurşun sıkıp insan öldürebiliyorsa, biber gazı da sıkılarak insan öldürür. Bunu göstermek istiyoruz biz. Ha, Türkiye'de maalesef adalet yerini buluyor mu derseniz, bu çok ayrı bir konu. Yani çok tartışılacak bir konu. Bulunuyor, bulunmuyor diye, ki bize de bulunmuyor. Ama tek tesellimiz, inşallah bu dava bu konuda bir emsal yaratır. Bizden sonra Gezi Parkı oldu. Yıllar geçti. Çok çok insanlar hayatını kaybetti. Onlara emsal olsun. Ve bundan sonra da bunun bir silah statüsünde kazanılıp böyle gelişi güzel sıkılmasın. Bizim tek gayemiz bu. Başka bir talep, yani talep değil, yani insani boyutta bu yani. Dayan bir ben bizden 1 sene sonra oldu. Hatta o da aynı günlerde oldu. 2-3 gün ya önce ya sonra. Tam 1 sene sonra oldu. İkinci senesinde de Gezi Parkı olayları oldu. Ve hepsine de biber gazından insanlar, yani sakatlananlar oldu, vefat edenler oldu. Yani bu da bir silah. Yani bizim ailecek şeyimiz bu. Başka insanlar ölmesin. Yani biz çünkü insanları yaşatmayı düşünen bir felsefeden geleniz. İnsanlar güzel yaşasın. Doğa içinde yaşasın. Biz bu felsefedeniz. Yoksa başka bir hayattan başka bir beklentimiz yok. Dava çok ayrı bir boyutta. Bizim ciddi, yani vicdani tarafından ben bakıyorum. Ya benim babamı tekrar geri getirmeyecek bu dava. Ama intikam aramıyoruz yani. Biz adalet arıyoruz bu dava. Nasıl Grand Ding için herkes adalet aradıysa, Metin Okuncu için de adalet arıyoruz. Bu olayların tekrar olmamasını istiyoruz. Yani ya da bu ülkede muhalifsin diye ölmeyi, hak görülmesini istemiyoruz yani. Muhalefet de bir mecradır. Biz muhalif taraftayız. Yarın öbür gün de muhalif tarafta olacağız. Her zaman biz mi? Çünkü biz her zaman nerede doğayı katledenler varsa hep orada durduk. Bizim yapımız bu. Ve doğru olan da bu. Geleceğe bırakacağımız miras o yani. Benim babam hep söylerdi. Biz çocuklarımızdan bu toprakları miras bırakacağız. Atalarımızdan miras almadık derdi. Biz de çocuklarımıza bir şey bırakmak, yaşanabilir bir dünya bırakmak için uğraşıyoruz.